Sallu ala şefii cunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah, hayrihi ve şerrihi min Allah, men kâne fî kalbihi Allah ve mu'inuhu ve nasuruhu fiddâreyni Allah. Hak Sübhane ve Teala Hazretleri bizleri bu mescide huriyeti fikir cem ettiği gibi yarın yevmetüble selayirde, yani kıyamet günde öbürteki alemde Hazreti Peygamber'in, Resul-i Ekrem'in, Resul-i Efham'ın, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Livâ-i Hamd ile isimlenen sancağı var ki cümle enbiya, bütün peygamberler o sahibinin anlattan toplanacak. Onun altına kim gelirse selamet, felah ve necatte. Ondan gayriye toplananlar biraz zahmetli, müşkil. Allah bizi buraya böyle tevfik ile cem ettiği gibi orada rahmetiyle, keremiyle, lütfiyle Habibi Muhammed'in sancağı altına cem eyle. Vaktimiz dar olduğu için sizi fazla oyalamayalım. Kaç söz söyleyelim, kağıt gireceğim. Biliyorsunuz ki bugün Kurban Bayramı'dır. Bu Kurban Bayramı'nın sebebi, kurban kelimesi kurbiyetten, yakınlıktan gelir. Halilullah'ın, Allah'ın halili, sevgilisi, dostu olan İbrahim Halil'in kendi oğlu ciğerparesi, kendi evladını Allah yoluna kurban etmesini ahdedip ve o gün o sözünü yerine getirmesinden kinaye olarak efendim ümmeti Muhammed'e de kurban kesmek vacip olmuş. Ve Resul-i Ekrem'e de Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde, yani Efendimiz'e hitaben ve ona hitaben ve bize hitap peygamberin şahsiyetinde venhar ayetiyle kurban kes, kan dök, kurban kes ayetiyle efendim, o günü tesis ediyoruz bugün ki İslam'ın rükünden bir rükün. Hac ibadet aynı zamanda. Bak hacılar görüyorsun, gazetelerde yazıyor elhamdülillah. Eskiden yazmazlardı gazetelerimiz, şimdi gazetelerimizde yazıyor. Serbest serbest böyle. Ümmet-i Muhammed şimdilik hepsi efendim Mine'de toplandılar. Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'den Mine'ye indiler ve kurbanları kesecekler onlar da şimdi. Şimdi bunun sebepleri bu İbrahim Halilullah peygamberimizin ceddi, dedesi. Bizim de büyük babamız. Türklerin de büyük babası. Onun için eski paralarımız üzerine bizim Kantura oğulları, Kantura çocukları da yazılırdı paraların üzerine eskiden. Türk paralarının üzerine. Benim Kantura, İbrahim Halilullah'a kız vermişiz. Eniştemiz oluyor bizim yani. Türklerin eniştesi oluyor. Resul-i Ekrem'in de ceddi alas. İki evladı olmuş. Birisi İshak, biri İsmail. İsmail'den Resul-i Ekrem dünyaya gelmiş. O sülaleden, yani o şecereden. İshak'tan da Beni İsrail, Yakup Aleyhisselam ve onun oğulları. İbrahim Halil diyoruz. Halil manası dost manasına. Niçin Halil demişler? Halil niye derler? Ben söylemiştim, bizim ihvanımız bilirler ama belki unutmuşuzdur. Tazelemek daha hayırlıdır. Halil, istediğini dostundan alan demektir. Senin dostun kim bakayım? Felence kimse. İstediğin vakitte bir şeyi sana veriyor mu? Seni men etmiyor mu? Reddetmiyor mu? Seni mahrum etmiyor mu? Senin dostundur o işte. Buna Halil derler. Sen anlayacaksın yani. Sen de bir dost edindin. Bir ihtiyacın var, git ona istedim. Seni kapısından boş çevirmiyorsan işte senin dostundur o. Sana misalini veriyorum. Halil, dostundan istediğini alan. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Habib, sevgili. Sevgili de istemeden alan. Biri isteyerek alıyor, reddolmuyor. Birisi istemeden veriliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti Musa aleyhisselam diyor ki Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlül ukdeten min lisane yefkahu kavli. Ya Rabbi benim sadrımı şerh et. Lisanımdan tutukluğu gider. Her işimi kolaylaştır diyor. Resul-i Ekrem'e gelince Allah-u Teala elemle şahleke sadrek. Senin bir sadrını şerh etmedik mi? Bak. Demek istemeden vermiş. Cenab-ı Peygamber'e. Çünkü Habib. Hazreti Muhammed Habib. Ha, şimdi bu Halilullah İbrahim Peygamber 1000 tane koç kesmiş. Allah-u Teala yoluna. 1000 tane koç. Böyle kesenler var mı efendim bu şekilde falan? Var ya. Neler var böyle? Allah'ın ne kulları var?
Allah ile gizli sohbet edenler, Allah ile gizli gizli sevişenler, ne kullar var bilemezsin ki. Başlarına bayrak asmazlar. Gözlerine nokta da yazmazlar böyle. Böyle sevgililer vardır. İbrahim peygamber, o Halilullah o. O dostların serdarı, ekremi, dostların. O sancağı tutacak Halilleri. Habiblerin sancağını da Hazreti Muhammed Livayr'ı anlatacak. Ve onun altında toplanıyor inşallah. Bütün cümle enbiya, bütün peygamberler. Çünkü Şefaat-ı Kübra makam Mahmud'un sahibi Hazreti Muhammed'dir. Peygamberimiz. Efendiler bak, hiçbir zaman Hazreti Peygamber'in ismini de çağırmak doğru değildir. Altında sıfatını söylemek lazım gelir. Sonra işte peygamber ismini çağırırsak böyle birbirimize çağırır gibi. Yaptığımız ibadetler hapt olur, batıl olur yani. Resul-i Ekrem'e hürmet lazımdır. Onun için hala ezan okunurken radyonu aç, televizyonunu kesme falan olmaz öyle şey. Bütün ibadetler gider yürütüyor. Tamam falan. Değil mi? Batıl olur yani. Resul-i Ekrem'e hürmeti bu millet ne vakit ki unuttu, Allah izzetini aldı Müslümanları. Ne vakit Resulullah'a hürmet ettiler, izzet ettiler, Allah bütün dünyayı onların emir altına verir. Kalktı sonra bazı beyinsler böyle, Muhammed de benim gibi adam. Peygamberden biri olur mu senin gibi adam? Sen kim oluyorsun? Resul-i Ekrem Allah'ın nurundan halk olunmuş, bu kainat Hazreti Muhammed için halk olunmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, ismini böyle anıyorum ki gençlerimiz var, öğrensinler diye söylüyorum. Allah beni affetsin, yoksa Resul-i Ekrem'in ismini almaya, ayazımı söylemeye korkarım. Bir hakarette bir şey bulurum da bütün amellerim hapt olur diye. Hürmet lazımdır. Ha, şimdi 1000 koyun, 1000 koç kaçmış İbrahim peygamber. Bana haber verin siz, ben dalarım çünkü şeye. Kaç dakika kaldı? 7-16. 7-16. Şimdi o şey geçiyor efendim, 5 geçiyor böyle. 11. He? 8 mi geçiyor? 8 dakika. Böyle dakikasını aldı mı biraz fazla geçirebiliriz. Ya etmez. Sana etmezsin yani. Sonra olmaz değil. Ölene kadar kılınır yani. Sana haber veririm. Bugün olmasa yarın kılınır ölene kadar. Yarın olmasa öbür gün ölene kadar kılınır. Bayram namazı. Ben biraz fıkıh bilirim. Onun için ben sizlerden böyle kalabalık bulamıyorum. Şu yakanızda yakaladım şimdi sizi buraya ben. Bugün olmasa yarın. Yarın olur öbür gün. Gereksiz kıldırım ben seni. Bayram namazı. Şimdi 1000 koç kesmiş İbrahim Aleyhisselam. 1000 koç. Allah yoluna. O vakitte 1000 koç kesmek senin bildiğin böyle bu şekilde değil. Koçlu böyle kesmiyorlar. Dağ başına koyuyorlar. Gökten ateş iniyor. Kabul olan kurbanları yakıyor. Eğer kabul olmazsa yakmıyor. Ya bir de o var işte. Şimdi Cenab-ı Allah onu ümmeti Muhammed'e gizledi. Kurban kesiyor. Allah kabul etti etmedi bilmiyoruz. Gizli. Bir de düşün ki kurbanını kesemiyorsun. Herkes için malum oluyor ki senin kurbanın kabul olmadığı rezalete var. Ya Allah çetediyor ümmeti Muhammed'e. Bize büyük Allah'ın lütufları var. O devirde bir adam suç işlese, hırsızlık yapsa alnına yazılırdı. Hırsız bu adam diye. Sabahleyin. Ya bir kötülük yapsa meydana çıkardı kötülüğü. Yahut Allah şeklini değiştirdi. Domuz yapardı sabahleyin. Akşam adam sabahleyin domuz. Ama ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e olan muhabbetinden dolayı bunu gizli. Ameller dönüyor şimdi bizde. Batın kısmı yani amel kısmı dönüyor bu şekilde. 300 sığır 100 deve kurban etti İbrahim peygamber. Düşün, bir seferde. Çok zengindi. Köpeklerinin tasmalarını altından yapmıştı. Kıymet vermezdi altına. Hatta melekler dediler ki ya Rabbi nasıl olur dediler, sen kullardan kendine dost, Habib seçtin. Halil seçtin dediler. Gidi imtihan edin dedi. İnsan şeklinde geldiler. Dediler ki Allah'ı seviyor musun ya? Bir kere ismini alın bu sürünün 1/3'ünü severeyim dedi. Büyük bir sürü. 3000 adet koyunu var. La ilahe illallah dediler verdi. 1/3'ünü. Dedi bir daha Allah'a tevhid edin Cenab-ı Hakk'ın ismini alın. 1/3'ünü size vereyim. Ettiler gene verdi. Dedi ki bir daha Allah'a tevhid edin hepsi sizin olsun dedi. O vakit melekler şaşırdılar. Ve hepsini verdikten sonra dedi ki biz seni imtihana geldik ya Halil. Allah-u Teala bizi size, sana imtihana gönderdi. İmtihanı verdim. Aldığımız onları geri veriyor. Yok ben verdiğimi geri almam dedi. Ne olacak? İşte o vakit vakıf tesis ettiler. Hak-ı Teala buyurdu ki vakıf yapsınlar. Gelen geçen İbrahim'in Halilullah'ın malından yesin içsin. Fukaralar yani garipler. İlk vakıfı İbrahim Aleyhisselam yaptı. Vakıf. Ha, vakıf.
Onun için işi iteku vavat. Vakıftan çok kork. Vakıflar aman ha vakıf meselesinde. Çok mühimdir. Oyuncak oyuncağa gelmez. Bu kadar bugün size fazla konuşamam ki burada. O kadar olur. Ha İbrahim peygamberliği gibi böyle herkes tacip etti. Yani 1000 koç, 300 sığır, 100 deve nasıl olur falan deyince Hazreti İbrahim dedi ki Halil'im uğruna Allah bana evlat verseydi bir erkek evlat onu da kurban ederdim dedi. Hem de kendimden ateşe koymazdım. Bıçakla keserdim kafasını dedi. Onun üzerine Cenab-ı Hak ona İsmail peygamberi verdi. İsmail aleyhisselam'a. O da peygamber. Peygamber oldu peygamber. Resul-i Ekrem'in ceddi. Peygamberimiz diyor ki ene İbn-i Zebhateyni. Ben 2 kurban çocuğuyum diyor. Bir İsmail peygamber kurban olmak için yatırıldı. Bir babası Cenab-ı Peygamber'in babası Abdullah da öyle. Kurbanlık için yatırıldı. Mesele oldu. Dedesi ahdetti. Abdullah'a kurban edeceğim diye Cenab-ı Peygamber'in babasını. Sonra develere kurra attılar. 500 deveye kadar Abdullah'a çıktı kurra. 500 devere develere çıktı. 500 deve kesti. Cenab-ı Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip Hazretleri. 500 deve öyle kurtardılar işi. Onun üzerine şimdi insanların şeriatta kısası, kısas yapıldı mı? 500 deve bir şey gündür. 500 devenin miktarıdır kısas. 500 devenin bedeli verilirse, o da razı olsa kan sahibi barıştırılır. Geçiyoruz. Ve Allah İsmail peygamberi İsmail'i verdi İbrahim Aleyhisselam'a. Fakat İbrahim Aleyhisselam malumi insan cinsinden. Fakat Halil. Muhammedun beşerun lakel beşeri. Bel hüve yakutun beynil haceri. Manası şu. Peygamberler de insan ama taşla kaldırıp taşıyla. Zümrüt yakut taşı bilir mi? O da taş, o da taş. Biz kaldırım taşı, onlar zümrüt yakut gibi. Acaba anlatabildik mi? Onlar da insan ama aradaki fark o. İsmail 6-7 yaşına vardı. 6-7 yaşına vardı. Bir Zilhicce'nin 7. günü akşamı, 8. gecesi rüyasında Hazreti İbrahim'e dediler ki üf nezrek ya İbrahim. Nezrini ifa et. Kalktı nedir benim nezrim? Unutmuş nezrim. İnsan ya. Beşer. Bazen şaşar. Şimdi Allah ne diyor Kur'an'da bak şimdi. Rabbi hebli mine salihin. Ya Rabbi bana bir salih evlat ver dedi İbrahim Peygamber. Bir evlat verirsen o salih evladı bana mutlu dahi olsa sen yolla ne yaparım? Keserim dedi. Allah yolunda. Efendiler laf aramanızda yalnız İbrahim Peygamber çocukları çocuğunu Allah yolunda kurban etmedi. Hepimizin elinden kurban var. Şehitler kurbandır. Babalarımız da bir gün demet mi muharebeye ilahi kelimetullah için, Allah için, Muhammed için. Zaten silahlandırıyor, cebine harçlığını koyuyor, gözlerini öpüyor, dua eder. Kal evladım Allah seni muzaffer etsin, düşman üzerine ilahi kelimetullah için gönderiyor. Hangi hane yok şehitsiz? Soruyorum sana, hep kurban verdik. Hatta annelerimiz vesile sallarken oğlum yüzünde büyüsün, şehit olsun, şehit annesi olayım diye. Nini çağırırlarmış annelerimiz. Çocuğu askere giderken saçını kesermiş annelerimiz saçlarını çocuklarının özengilerine bağlarlarmış. Neye biliyor musun? Kafirle cihatta saçlarımız vücudumuzdan nesne bulunsun diye. Annelerimiz, aminnelerimiz. Öyle İslam dini yayıldı böyle. Böyle fedakarlıkla. Elhamdülillah bende mesela bir son şeyde bende 7 tane var bizde kurban. 1. Cihan Harbi'nden 2. Cihan Harbi'ne kadar. 7 tane kurban var bizde. Öfü nezrek, İbrahim peygamber düşündü. Ya Rabbi nedir bu dedi. Nedir bu nezrem benim? 2. akşam yere yattı. 8. gün akşamı. Terbiye gecesi. Gene dedi ki öfü nezrek. Dedi nedir nezrem? İsmail'i gösterdiler. Dediler ki sen demiştin ki Allah bana bir salih evlat verirse onu dahi ne yaparım? Allah yoluna keserim, kurban ederim demiştin. İşte sana salih evlat verildi. Hadi bakalım. Allah insana ah yavrum kardeşim. Allah insana 3 şeyle imtihan eder. En mühim, en mühim. Birisi canın. Birisi canın. Birisi paran, malın. Birisi evladınla. Dikkat et ne konuşuyorum. Kulağında kalsın. Sen daha küçükler yetişmediğiniz zaman konuştuğunuzda dikkat edin.
Bir zaman bir efendi bize bayram namazında böyle söylemiş dersin. Üç büyük imtihan vardır insan hayatta. En kıymetli şeyleri insanın bunlar maddi bakımından. Biri canın, biri malın, biri evladın. Üç büyük fitne vardır. Biri karın, biri malın, biri karın, biri malın, biri evladın. Gene. İnsanı evlattan Allah yıkar. Dikkat et konuştuğum sözlere. Fitnedir. Şeytan çünkü sana kalemeş alamazsa kadın varsa sen seni günahı tut. Götüreyim zaten bu kardeşini ama vaktimiz dar. Vaktimiz dar olsun pek anlatamayacağız. Kalacak yarın. Yani onun için çok mühim bu kısa. Arada gecesi gene yattı. Dedi hak oyunu üçtür dedi İbrahim peygamber. Gelen der ki üfün ezerek. Gün gibi aşikar oldu. Bayram sabahı. Hadi bakalım. Hacer annesine dedi, uzun kıssalarımız annesine dedi, Hacer Mekke'de oturuyorlardı, Mekke'de, Mekke şehri. Dünyanın ilk evvel kurulan şehri. Dünyada. İnne evvela beytim oluyor, linnâsillezi bekedim varken evdel âlim. İlk mescid. İsmail'i süsle. Giyilir, kuşat, saçlarını yıkatara, kınala, o devirde moda. Şimdi sen de kurbanla öyle yapacaksın. Tarayacaksın, kınalayacaksın, süsleyeceksin. Hakara'ya da götürmeyeceksin mezbahaya kesmek için. Okşayarak, bıçağın keskin olacak. Hayvana eziyet cefa etmeyeceksin. Gözlerini kapayacaksın. Sonunda su vereceksin. Tekbirle, tehlilerle keseceksin. Ve kendine bedel olduğunu söyleyeceksin Cenab-ı Hakk'a. Bedel veriyoruz kendimize. Ya Rabbi o kadar çok günah yaptık ki intihar etmek kadar şey oldu bizim için. Ama din İslam'da intihar etmek en büyük günahlardan bir tanesidir. Onun için ne yapıyoruz? Nefsimize bedel olarak kurban kesiyoruz ya Rabbi. Gözümüze göz, kulağımıza kulak, dilimize diş, dişimize diş, burnumuza burun, ayağımıza ayak, kolumuza kol. O şekilde tekbirle, tehlilerle kurbanı kesmek lazım. Kesten sonra üçe ayırırsın. Fukara olanlar küpe koyabilirler. Allah için kurban, küp için kavurma fukaralar olabilir. Orta halliler üçe ayırmalılar. Bir kısmını kendine ayırmalı, bir kısmını komşuya, zengin de olsa komşularına vereceksin, zengin de olsun. Üçüncüsü fukaraya. Yalnız fukaraya böyle deri kısmını, et kısmını verme de biraz kendi nefsine layık gördüğünü dağıt. Çok zenginsen kes bırak. Sen kasaptan alabilirsin. Bir parça al, kurban ettirin, teberrüktür diye gerisini fukaraya dağıt. Zenginsin çünkü sen. Acaba anlatabildim mi? Bu da geçiyor. Ve bayram sabahı İsmail'i hazırladı annesi Hacer. Dedi ipten şey de ver, bıçağı da ver de odun toplarız gideyim. Nereye gidiyorsunuz böyle ya İbrahim? Dosta gideceğiz, dostumuz ziyafete çağırdı bizi. Kim o dost? Allah ya. İsmail de çağırdı, beni de çağırdı. Dosta ziyafete gideceğiz. Onun için İsmail'i süsle gideceğiz yani. Süsledi İsmail'i. Hacer'in abicinin haberi yok. İplen şey de ver, bıçak da ver, gerken yolda belki efendim kuru odunlara falan nasıl geliriz, onları toplarız, eve getiririz yani. O vakit öyle, dağlarda, belki de odun yok, zaten ot yok. Ama şeylerle, kırlarda, maralarda oluyor böyle. Onu da aldılar. Beraber yolda çıktılar, geliyorlar, gelirken iblis çıktı ortaya, İsmail'e gitti. Ha evvela İbrahim peygamber dedi, yahu dedi, sen deli misin? Bir rüya ile evlat kesilir mi? Baksana şu rüya dedi. İsmail Bey oynuyor, gidiyor çocuk. 6-7 yaşında olduğu için neşeli, dünyada hiç haberi yok. En tatlı zamanları. Onun için çocuğa yüklenme fazla hale. Ders oku bilmem ne falan diye. Birkaç sene sonra üzerine ders gider, evlendik gider, askerlik gider falan. Her şey bitti. Onun için çocuğunu bırak oynasın azıcık. Eğer oynayacak zamanda bırak oynatmazsan oynamayacak zamanda oynarlar sonra. Çocuklara bir şey öyle fazla üzerine bindirmeyin. Patlıkla camiye öyle. Hadi evladım kısımdan camiye gidelim falan. Baba ben oynayacağım. Peki. Akşam namazına gideriz. Git yürü. Kalın üzerine düşme. Dayakla sopayla böyle. Fakat şeriatta 7 yaşına vardır vakitte namaz kılmasın dövmek var ama öyle her seferinde dövmek değil. Oynuyor böyle. Gittiği yer biliyorsun nereye gidiyorlar. Yani baba bu. Kalp bu. Çok adam ben gördüm koyun büyütmüş kuzudan. Kesemedi. Başkasına verdi. Kesemez. Evlat bu yahu. Yani oynuyor gidiyor böyle giderken iblis çıktı. Ya İbrahim sen dedi bir rüya ile böyle evlat kesilir mi? Ne yapıyorsun sen kendini akıl başına alsana. Bak sen şunun güzelliğine bak. Bırak Allah gafur rahimdir kesme.
Öyle bir şey oldu ki kesme Allah gafurrahim. Lan dedi seni iblis seni. Euzubillahimineş. 100.000 İsmail'i Allah rahim. Benim sevgili uğruna feda ederim ben. 100.000 İsmail'i. Dört de Bolu'dan. Haybi Hacı gitti. Eyyuh'dan Nesir'e gitti. Hacer'e gitti. Nereye götürdü biliyor musun? İbrahim çocuğu İsmail'i nereye götürdü? İnsan şekli görünüyor. Şeytanı sen bekliyorsun. Boynuzlu, kulaklı, kuyruklu falan değil mi? Yok. İnsan şeklinde görünür şeytan. Yani böyle hiç farkına bile varmazsın. Çok da güzel oluyor bazen. Ben gördüm. Maşallah. Hiç kıyamazsın yüzüne bakmaya. Efendime söyleyeyim. Çocuğu kesmeye götürdü. Dedi hiç baba evladı keser mi? Bir rüya gördü de rüyada öyle zulmediyor. Onun için böyle. Keserse keser dedi. Baba evladı ki bir karışma izledi. O bir peygamberdir. Allah'tan ne alırsa onu infaz eder. Biz de ona razı oluruz dedi. Orada da hayır hası döndü. Geldi İsmail peygambere. Üç tane taş var ya Mekke'ye gittik ya Mekke'ye gidenler size söylüyoruz Mine'ye. Üç yerde üç şeytan taşıyoruz işte. Üç yerde bunlar. Üçüncüsünde Hazreti İsmail'e geldi. Ya İsmail böyle oynuyorsun zıplıyorsun ama baban senin kesmeye götürüyor. Aldı gibi taşı baban beni kesmeye götürebilir mi keser dedi. Bir de attı şeytanın gözünü çıkardı. Kördür şeytanın gözü bir tanesi. İki gözü de kör ya neyse bir tanesi kalmış önünü görmek için. İyi ki bir tanesi kalmış ikisi görseydi neuzübillah. Sonra götürdü İsmail peygamberi yatırdı kesmek için. Efendim ben o an Cenab-ı Allah kısa kesiyorum. Allah onun yerine kurban gönderdi Cebrail'le. Tekbir Allah Cebrail, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye geldi. Hazreti Efendime söyleyeyim İbrahim, La ilahe illallah ve Allahu Ekber dedi. İsmail peygamber altına Allahu Ekber ve illahi hamd edecek. Ne o kurtuluyor çünkü. Hatta dedi ki oğluna ya İsmail, Allah emretti ki seni keseyim diye bana emretti ne dersin diye sordu İsmail'e. Dedi ki İsmail, baba uyudun galiba dedi dostuna karşı. İnsan dostuna karşı böyle uyursa böyle rüyalar görür dedi. Uyumasaydın böyle rüya görmezdin dedi. O da peygamber çünkü. Peygamber incetti. Kurban. Ondan sonra Cenab-ı Peygamber'e. Peygamber'e vacip oldu ben. Sûr-i Kevser'de. Şimdiki ümmeti Muhammed'e de bize ne oldu? Vacip oldu. Kurban kesmek. Hali vakti yerinde olanlar kurban kesmelidir. Peygamberimiz diyor ki, kısa kesiyorum artık. Bitirdim. Şimdi vakit geldi değil mi? Diyor ki, hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, İster Nasara olarak, ister Yahudi olarak ölsün diyor. O kadar mühim. İkincisi, hali vakti yerinde olup kurban kesmeyenler bizim mescitlerimize gelmez. Demek bizden değil demek istiyor yani. Allah. Nezaketle böyle söylemekte. Allah-u Teala sizlere ve bizlere bugünün feyzinden feyziyat edip, her türlü şeytan şerrinden, her türlü şeytan şerrinden bizlere hıfzı emin eyleye ve nice seneler, nicinci seneler böyle mübarek günlere iliştirip böyle bayram günlerinde Allah'ı zikreyleyen, Allah'ı mescitlerine koşan, Allah rızasını arayan kullar zümresine dahil kılar. Lillahi'l-Fatiha.